yiyoruz, giyiyoruz, kullanıyoruz ve çöpe atıyoruz. Her yıl milyarlarca atığı geri dönüştüremeyecek şekilde çöpe atıyoruz. Peki her atık çöp mü? Dünya nüfus olarak artıp ekonomik olarak hızla gelişirken ekonomik büyüme ve refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte atık miktarı da önemli ölçüde arttı. Dünyanın doğal kaynaklarının sınırlı olması ve hızla tüketilmesi gelecek nesiller için en büyük sorunların başında geliyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve dünyadaki kaynakların azalması insanlık için geri dönüşümü daha da önemli bir hale getirdi. ABD'li Lauren Singer, üniversitedeki bir arkadaşını plastik ürünleri kullandığı için eleştirdiği günün akşamında evinde yaşadığı şoku katıldığı bir konferansta şöyle anlattı. So much plastic trash. And it turns out that I was just as bad. I was that girl. And so I made a decision in that moment. I was going to stop using plastic. Lauren Singer'ın yaşadığı farkındalık hayatının dönüm noktası oldu. Çevreci aktivist Singer, sıfır atık hareketini yaşam biçimi haline getirdi. 4 yıllık çöpünü küçük bir kavanoza sığdırdı. Bu da dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Çevreyi, doğal yaşamı ve insan sağlığını en fazla tehdit eden etmenlerin başında hiç şüphesiz ki plastik geliyor. Plastik, üretimi kolay ve ucuz olduğu için hayatımızın pek çok alanında kullanılıyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren plastik kullanımı, altından kalkılamayacak bir çevre felaketini de beraberinde getiriyor. Dünya genelinde her yıl milyonlarca plastik atık toprağa ve denizlere karışıyor. Atıkların her biri farklı özelliklere sahip oldukları için doğada kaybolma süreleri de kendi içlerinde farklılık gösteriyor. Mesela plastik poşetlerin doğada çözülmesi en az 1000 yıl sürüyor. Bir şey olmaz diye doğaya gelişi güzel atılan şeyler üzerinden biraz daha örnek verecek olursak, cam şişe 1 milyon yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişeler 400 yıl, bebek bezi 400 ila 500 yıl, alüminyum kutular 200 ila 300 yıl, köpükten yapılan malzemeler 50 yılda çözülüyor. Doğaya karşı aslında sorumluluklarımız basit. İşe ise alışkanlıklarımızı değiştirerek başlayabiliriz. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D kuralını paylaşacağım sizinle. Düşün, gerekli değilse tüketme. Daha az tüket. Değerlendir, yeniden kullan. Değiştir, farklı amaç için kullan. Dönüştür, doğaya kazansın. İşte bu kadar basit. 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmesi önlenebilir. 12.400 metreküp sera gazı salınımının önüne geçilir. 2.4 metreküp atık depolama alanından tasarruf sağlanır. Yani üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir. Organik atıklardan elde edilebilecek kompostla topraklarımız daha verimli hale getirilebilir. Yani kısaca dönüşüm yaşamın her alanında mümkün. Bunun için ülkemizde de önemli adımlar atılıyor. 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesiyle geri kazanım oranı %13'lerden %22'lere çıktı. Paris İklim Anlaşması'yla 2053'te net sıfır emisyona ulaşılması hedefleniyor. Türkiye'nin hali hazırda yıllık geri dönüşümünü gerçekleştirdiği plastik atık miktarı 1.1 milyon tonu buluyor. Bunun için 1300 işletme faaliyet gösteriyor ve işletmelerde 350 bin kişi istihdam ediliyor. Ve yılda 437 milyon metreküp su, 356 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanıyor. En önemlisi 265 milyon ağaç kurtarılıyor, 3 milyon ton sera gazı salınımı önleniyor.